sıfır. Bu nasıl? 7. Artı 1 oldu. Artı 1 şurası birazcık daha fazla. Artı 1 oldu. Yerde 0. Tamam, bu hale gelsin. Tamam, zorlama bir şekilde hepsini hem left-right rotation yaptık mı? Yaptık en başta bir tane, doğru mu? Left-right rotation da yani left-right heavy bir tane ağaç vardı, onu düzelttim. Left-left'i düzelttik, right-right'i düzelttik, right-left'i düzelttik. Hemen hemen tüm örneklerin hepsini burada göstermiş olduk. 4 tane durum var. Kendinizi nerede olduğunuzu unutmamak için dediğim gibi 4 tane kural var ya, kuralların onların hepsini ezberleyeceksiniz. Çok zor kurallar değil bunlar. Ezberledikten sonra da onu unutmayın. Yani şuradaki o arkadaşın söylediği artı 2'yi ne yapacağız ya, bu da bozukluk, önce bunu düzeltin dediğin zaman, bunu düzeltirsen sol tarafa bir tane rotation yaptığı zaman şu duruma gelirsin tekrar. O bir şeyi çözmez. O bir şeyi çözmez. Ne yaptın? Şu ara bunların üzerine rotation falan yapmamayı hatırlaman lazım, düşünmen lazım. Tamam, kitapta buna benzer bir tane örnek vermişti. Ona siz kendiniz bakın. Burada çok hızlı bir şekilde üzerinden geçebiliriz belki. Bunların hepsini teker teker insert ediyor. Esen diyor ki ben bunların bir hepsini teker teker insert edersem, bir quick brown bak binary search tree gibi insert edersem dengesiz, bu hale gelecek diyor. Gördünüz mü? Bu hale gelir diyor. Bizimkini de öyle yapsadık bizimki de herhalde uzağa giderdi. Bu hale gelecek. Bu dengeli bir ağaç değil. Hemen ne yapmış? The quick böyle olmuş. Brown'a gelince bu left right right left hem bir ağaç olmuş. Bir right rotation, sonra bir tane left rotation, onu şu hale getirmiş. Sonra da buraya gelmiş. The quick brown vardı ya şu, o bu brown tepeye gelmiş, dengeleri böyle olmuş. Ondan sonra fox jumps'ı eklemiş. Yine burada ne var? Burada left right heavy bir tane ağaç var. Gördünüz mü? Left right heavy bir ağaç. Sıra eksi bir artı, eksi iki artı bir. Bir left rotation, sonra bunun üzerine bir tane right rotation. Sonra bunu da bir tane right rotation. Bu hale geldi. Ondan sonra yine eklemeye devam etmiş. Eklemeye devam etmiş. Over'u koymuş. O ta tepedeki bu adam bozdu. Buna aldı bir tane right right heavy bir tane ağaç. Dolayısıyla bunun etrafında bir left rotation yeterli. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra diğerlerini de eklediği zaman giderek şey sayısı, rotation ihtiyacı sayısı giderek azalıyor tree büyüdükçe. Niye? Çünkü tree'nin leaf sayısı artıyor. Leaf sayısı artınca dengeyi bozacak eleman gelme ihtimali de azalmış oluyor. Evet. Hocam bu çok idealize olmuş, dengeli bir ağaç mı yapıyor AVL'ler? Nasıl idealize? Yani en dengeli hali bu mudur bu ağacın mesela? Hani AVL'si, AVL tree olarak dengeliyse o zaman tamamen dengelidir diyebiliyor muyuz? Ya tabii ki full tree değiller. En güzeli full tree olması. Ya da complete tree olması. Bunun complete tree ile çok fazla bir benzerliği yok. İçlerinde çok fazla şeylik olabiliyor, boşluk kalabiliyor ama o dediğim gibi o boşluğu elde etmek de o kadar kolay bir şey değil. Çok çok büyük tesadüflerin olması lazım. Genelde logen yüksekliğe yakın kalıyor bu AVL ağaçları. Hatta madem ki onu sordun, al. Tamam. Onu söylememek için tutuyordum kendimi. AVL tree is not full because each node can have plus one or minus one balance. Yani şuna biz AVL ağacı diyoruz. Şu mesela bizim için bir AVL ağacı. Dengeli. Ama full ağaçlıkla alakası yok. Niye? Adamın şurada boşluğu var. Bir tane buraya ekleyebilirdik. Artı şunların altında boşluk var değil mi? Full ve complete'likle alakası yok bunun ama AVL açısından diyor. Bu dengelidir. Hatta diyor ki bunun üzerinde arama ya da insertion yaparsanız logen zamanda yapabilirsiniz. Niye? Adamlar şey teorik olarak göstermişler ki AVL ağacının yüksekliği en fazla 1.44 çarpı logen olabilirmiş. En fazla bu kadar. 1.44 çarpı logen. Tamam, 1.44 nereden geliyor sizce? Nereden geliyor 1.44 sizce? 1.2'nin karesi. Ne? Bak kolay bir şey söyle. 1.44 neyin kare kökü? Çünkü yani 1.2'nin kökü. Kökü ne bu ya? Hayret bir şeysin 1.2. Her neyse. Tamam, bir tane sabit çarpı logen. Bir tane sabit çarpı logen kadar yüksek olabiliyor. En fazla o kadar yüksek olabiliyor. Dolayısıyla worst case'de asimptotik notasyon olarak AVL teri üzerinde logen zamanda arama yapabilirsiniz. Hatta hani ben demiştim ya, ağaç büyüdükçe rotation sayısı azalıyor falan filan demiştim ya.
Adamların deneyini yapmışlar. Gerçek dünyada yaptıkları insertion, deletion'ları falan filan saymışlar. Average olarak logen artı 0.25 comparison'la şey işi halledebiliyoruz diyor. Logen artı 0.25. Yani 1.44'den çok daha iyi. Bu average'ı bu. Average'ı bu. Logen artı 0.25'te zaten bizim asimptotik noktamızda zaten logen. İkisi de logen de yani bazen belki 1.44 yüksek gelebilir. Neredeyse ya 1.5 puan gibi düşünebilirsiniz. Öyle değil. Logen artı 0.25'e average'da AVL etkileri işi götürebiliyor. Bu yok şeyler değil yani. Bu AVL etkiler pratikte kullanılabiliyor. Pratikte kullanılıyorlar. Java'daki tree'ler AVL etkilerle dengelenmemiş. Başka bir tane tree var. Red Black Tree diye bir tane tree var. Onda dengelenmiş. Onu bir sonraki derste anlatacağım. O birazcık daha karışık gibi geliyor ama düşündüğünüz zaman yapılan şey bir tarafta ağırlaşma varsa bu ağırlaşmayı buradan bu tarafa doğru atmak. Yani ağırlaşmayı belli bir seviyeye kadar idare ederim. AVL ağacı ne kadar idare ediyor? Bir tane fazla olabilir. Bir fazla dengeyi idare ederim diyor. Fazla ağır olduğu zaman buradan alıp bu tarafa doğru atmaya çalışıyor. Çok fazla ağır olduğu zaman. Yani full bir ağacın üzerine, full bir ağaç dengeli, çok yakışıklı görünen bir ağaç değil mi? Full bir ağacın üzerine altına bir tane node asmışsınız, onu idare ediyor. Artı bir, eksi bir yapmışlar bir şey diyor ama fazla eklemeye başladığınız zaman o ağacın bir tarafına alıp diğer tarafına alıp rotation işlemlerine atmaya çalışıyorlar. Red Black Tree de aynısını yapacak, biraz sonra anlatacağım. Red Black Tree de aynısını anlatacak. Sorusu olan var mı? Bir kişi bir şeyler söylüyordu. Tamam, sürpriz değil mi anlatılan şeyler? Ağacın dengelenmesi falan mümkün demiştim logen zamanında. İşte mümkün olduğunda burada ispatlamadık gerçi ama bir dakika ispatlamayın, niye ispatlamayayım? Bunu logen zamanında yapabileceğiniz her bir adımın en fazla her bir seferde her bir rotation'ın en fazla altı adım alabileceğini falan bunlar logen adım olabileceğini söylemiştik. Deneylerden çok daha iyisini yapabileceğinizi falan söylüyor. Dolayısıyla bir binary search tree'yi dengede tutmak logen zamanında sağlanabilir. Arama ve deletion'a nezir o geldiği zamanda worst case'e yapılabilir. Tamam, isterseniz bir 10 dakika ara verelim arkadaşlar.